12 Eylül günü Türk demokrasi tarihine bir dönüm noktası olarak geçecektir. Türkiye'de aylardır gündemin en önemli maddesi olan referandum Batı'da da yakından izlendi. Birçok Avrupa gazetesinde anayasa değişikliği paketinin muhalefetin yargı reformu ile ilgili kaygılarına karşın Türkiye'de özgürlüklerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı. Sonucun Erdoğan ve AKP'nin konumunu güçlendirdiği yorumları yapıldı. Türkiye'nin tamamen yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Erdoğan da bunu teşekkür konuşmasında kabul etti. Avrupa Birliği'nin beklentisi de yıllardır bu yönde. Ama bu sonucu kesinlikle azımsamamak gerekir. Zira bu değişiklikler çalışma hayatı, kadın ve engelli hakları, ombudsman, asker-sivil ilişkileri açısından önemli reformlar içeriyor. Daha da önemli bir nokta, evet oylarının oranı farklı siyasi görüşlerden Türklerin reformlara ne kadar susadığını gösteriyor. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu yetkilisi referandum sonucunu doğru yönde atılmış bir adım olarak niteledi. Birlik yetkililerine göre Türkiye'nin atması gereken daha pek çok adım var ama bu sonuç Ankara'nın üyelik arzusunu ortaya koyuyor. Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ya da daha yaygın bilinen adıyla Chatham House uzmanlarından Fadiha Kura ise sonucun Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine etkisinin sınırlı olacağı görüşünde. Bu referandumun Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine önemli bir etkisi olacağını sanmıyorum. Bu büyük ölçüde Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgili bir referandumdu. Avrupa ile çok fazla bilgisi yoktu. Anayasa değişikliklerinin pek çoğu Avrupa Birliği tarafından destekleniyordu. Ama referandumdaki en önemli maddeler yargı ile ilgili olanlardı. Bu da Avrupa Birliği ile ilişkilerden çok Türkiye'nin iç dinamikleriyle bağlantılı bir konu. Birçok gözlemciye göre referandumdaki en önemli noktalardan biri Güneydoğu'da Barış ve Demokrasi Partisi'nin çağrısıyla oylamanın büyük ölçüde boykot edilmesi oldu. Parti bu sonucun ardından demokratik özerklik talebinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Adalet ve Kalkınma Partisi Güneydoğu'da oylarını artırmayı başaramadı. Örneğin Diyarbakır'da seçmenlerin yaklaşık %70'i Barış ve Demokrasi Partisi'nin çağrısına uyarak sandığa gitmedi. Ancak buna rağmen Başbakan Erdoğan'ın partinin demokratik özellik önerisini tartışabileceğini, hatta dikkate alabileceğini düşünmüyorum. Çünkü demokratik özellik, Türkiye'nin devlet yapısının temelden değiştirilmesini, üniter devletten federal yapıya geçirilmesini gerektiriyor. Bu da AKP'nin ve AKP'nin Orta ve Doğu Anadolu'daki seçmenlerinin kabul edebileceği bir şey değil. Gözlemciler bununla birlikte sonucun Kürt sorunuyla ilgili tartışmalara ivme kazandırabileceğini belirtiyor.